Arkadaşlar kahvaltımı hazırladım. Çocuklar sucuklu omlet istedi. Buraya kendime yaptım. Toprak seviyor yumurtanın sarısını. Eşim de seviyor. Yumurta salatası yaptım. Şunu eşim sadece yumurtanın sarısını yiyor. Ezme koydum. Peynir. Allah ne verdiyse. Rabbim hepimizin evinden bolluğu, rızkı eksik etmesin canlar. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bugün bu koltuklarla son günüm. Bunların her şeyi sağlam bir dikiş yerleri şey oldu. Döşetmeye de aynı fiyattı. Sağolsun takipçiler aldı. Şimdi koltuk geliyor. Bunlar vallahi sağlam arkadaşlar. Maddiyat olsa evim büyük olsa kaplattırıp kullanırım. Bunlar kayınbabamın hediyesiydi bana. Son gün bunlarla. Gel. Geliyor galiba. Gel oradan gel. Gel. Koltuklarım geldi. Bu arada evin içini görüyor musunuz? Ben de. Bu arada Yataş mağazasından aldık arkadaşlar dediğim fiyata. Ayak kısımları bu şekil geliyor. Açılabiliyor. En uygun fiyatlı buydu. Başlıkları da böyle geliyor. Diğerleri evimize uymuyordu renk model. Şu an ışıkta pek rengi belli olmuyor. Şunu da örttüm. Kirlenmesin, batmasın diye açtım size göstermek amaçlı. Koltuklarda örtü kullanmayı sevmiyorum ama buradan çıkana kadar kullanacağım arkadaşlar. Diğer aldığım koltuk örtüleriyle de yapacağım. Malum evde 3 çocuk var bakın. Çıkma öyle anneciğim, kırılır. Hadi aşkım. Orası sağlam değil, ayak kısmı var. Burası böyle, tam belli değil rengi. Şöyle ben yakından göstereyim. Rengi bu şekil geliyor arkadaşlar. Böyle. Yastıkları da bu şekil. Vallahi benim içime çok sindi. Bir tane daha beğendiğim vardı. Ama fiyatı 7,5 milyardı. Çok pahalıydı. Bana destek olan, koltuk alan 4 kişiye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. 3 kardeş ve bir abla daha var. Üçünün parasıyla bunları aldık. Artanıyla da Ali ile Kaan'a mont aldık demiştim. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Şu cuma günü inşallah Rabbim sizleri de Hazreti Muhammed'e komşu eylesin. Kazadan beladan korusun. Ne muradınız ne dileğiniz varsa versin. Benim bu sevinç gözyaşlarım inşallah bu dünyada da öbür dünyada da karşınıza çıksın. Sizler beni mutlu ettiniz. Rabbim de sizleri sevindirsin iki cihanda. Böyle canlar çok mutluyum. Her şey sizlerin sayesinde, Allah'ın sayesinde. Böyle koltuk. Daha detaylı çekerim. Bay bay. Çok mutlu benimkiler de. Bak bu da evi dağıtıyor. Mandalina kabuklarını koyan ha bu. Benimkiler karton yırtmaya çok meraklı. Şimdi hemen buraları toplayayım. Kargom vardı. Kargo elim ulaştı. Bu arada hangi sayfadan geldiğini linkini ekleyeceğim. Oradan sayfayı takip alıp siparişler verebilirsiniz. Züccaciye bölümü olsun, mobilya olsun, beyaz eşya olsun. Hepsi de mevcut sayfada. Bu arada bu güzel dilekler için de çok teşekkür ederim. Aynı dilekler kendileri için de geçerli. Bu arada hemen ne göndermişler şöyle bir göz atalım. Tavası bu şekil geliyor. Artık çocuklara bol bol krep, pankek yaparım. Bu sap kısmı uzun olması gerçekten çok iyi. Elime aldım mı kavrayabiliyorum. Şu tırtık bölümü de gayet rahat. Yani eli rahatsız etmiyor. Bazı tavaların sapını tuttuğumu rahatsız ediyor ya. Bunda öyle bir his yok arkadaşlar. Bunu artık bol bol göreceksiniz kullanırken. Burada da Taç markasının demir döküm granit tenceresi var. Artık karnıyarık, pilav hangisini yaparsam çok misafirim geldikçe kullanırım. Bu bayağı bir büyük şu an için benim için. Artık misafirler geldiğinde kullanırım ya da özel günlerde. Bu da böyle bayağı bir ağır geliyor. Tek elle kaldıramıyorum demir döküm olduğu için. Buradan Yuva Set Mobilya'ya çok teşekkür ederim. Bu arada bütün takipçilerime
Özlemsiz koduyla gittiğinizde söylerseniz sayfayı takibe alırsanız %15 indirim var arkadaşlar. Bu indirimi kaçırmayın. Tabii ki Şöyle bulaşıklarda yıkandım, makineye atıldı. Daha ne olsun? Evet, şurada arkadaşlar şallarım falan var. Ben bunu pamuklu da yıkıyorum. Sıkma devrini düşürüyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çoğunlukla elde yıkamayı tercih ediyorum. Burada şallar şeyler var. Şimdi kısa devirde yıkayacağım. Temiz zaten. Şöyle. Tamam anneciğim. Pamukluya getirdim. Buna çocuklar basmış. Ben şunları bir ne yapıyor? Sıkacak mı? Hangisinde? Bir saniye. Durulamaya kim aldı? İptale basayım da. Heh, tamam. 3 saniye bastım. İptal. Şimdi Pamukluya getireceğim birazdan. Tamamdır. Pamukluya getirdim. Sıkma ayarını 400 yaptım. Yeni şeyde yıkanacak şimdi. Deterjan koyayım. Evet canlar, şu Ariel'in renkli özel. Bununla yıkayacağım. Yumuşatıcı koymayacağım. Bunlar karşınıza geçtim. Özlem'in işi yok çok şükür de. Bir yemek derdim var. Yemek yapacağım akşama. Çamaşır sepetinde şöyle çamaşırlar var. Onları katlayayım, yerleştireyim dedim. Makineye başörtülerimi atmıştım da dışarı asayım dedim. Baktım yağmur atıştırıyor. Kurutmaya attım ben de gömlek kazana. Başörtüleri, şalları. Şunlar ütülenecek. Anneciğim lütfen. Toprakta kendi kendine oynuyor. Şunlar da yine ütüleneceklere gidecek arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz koltukları, bunlar da çok güzel. Valla beğenerek aldım ben. Modeli falan olsun, şey olsun, harika. En uygun buydu. Bazıları eve olmuyordu. Yer kaplıyor arkadaşlar. Bu da bayağı bir yer kapladı. Tamam, katlayacağım ver. Valla ben severek kullanacağım. Bir tane daha vardı belli onadan ya da aşağı normal şey yapan. Bunlar da ütülenecekler arkadaşlar. Valla sağ olun. Allah razı olsun. İlk önce Allah'ın sayesinde, sonra sizlerin sayesinde oldu. Bu hayrı yapan 4 kişiye çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Sadece elimden dua etmek geliyor arkadaşlar. Bu da çok büyük. Bayağı uzun. Şunu şöyle katlayacağım. Gel, kapıyı kapat, televizyon sesi gelmesin. Oh be, çamaşırlar yavaş yavaş azalmaya başladı. Benimkiler camiye gidiyor ya, babasıyla cumaya gittiler. Koyarım şuraya resimlerini unutmazsam arkadaşlar, etüt yaparken. Cumaya gidiyorlar. Cumaya gittiğin kıyafeti dışarıdan geldiklerini evde giymiyor benimkiler. Aslında güzel bu. En iyisini yapıyorlar. Hafif bir şey falan olsun. Mesela okul kıyafetlerini de değiştiriyorlar. Günlük kıyafetleri de. Bir de özellikle tuvaletteyken hafif su lekesi falan olsun, çıkartıyorlar. Bu da iyi tuvaletteyken de. Şu okul kıyafeti oluşlarımın. Bunlar böyle dursun. Sen ne yapıyorsun Pambi'yim? Aslında ben bunları farklı katlayıp yerleştireceğim dolaba. Ama dolabın iç rafları dar olduğu için arkadaşlar bu yöntemle katlayıp koyuyorum. Hem de düzgün oluyor. Diğer türlü bayağı bir yer katlıyor. Büyük kıyafetleri biliyorsunuz. Şu da şöyle dursun.
Yani şu şekil katlayıp yerleştiriyorum. Herkesin katlama tekniği farklı. Benim iki katlama tekniğim var. Aslında çekmeceçi, düzenleyici, organizeler falan alacağım çoraplar için. Çünkü özellikle benim çoraplarla başım dertte. Ve iç çamaşırlarıyla çocukların. Şu şöyle dursun. Şöyle oldum, renkler birbirine karışıyor. Ve ütü yaparken benim gözümü aşırı şekilde alıyor. Çok güzel. Öpücük ver. Bu arada tırnaklarım aşırı şekilde kırılıyor. Vitaminsizlikten. B12 bir haftadır içmiyorum. İçeyim bir de D vitamin alayım içeyim. Daha sonrasında şey yapacağım. Kan ilacıma başlayayım arkadaşlar. Tekrar virüse yakalanmak istemiyorum açıkçası. Ama bu eklem yerlerim nasıl ağrıyor? Koltukları çıkartıp attık ya yukarı eşimle. Eşimin bel gitti bayağı kötü. 12. Onda bel fıtığı olduğu için. Şunlar dökülenecekleri. Tamam anneciğim. Kaan tak tak ses yapıyor, bir şey sesi. Bu dütülenceklere gidecek. Şurada dursun. Bak katladıklarımı nereye attın? Arkana atmışım. Kaan'ınkiler seninkiler karışmasın Ali'ninkiyle. Ali'nin rafı ayrı, Kaan'ınki ayrı, Ertuğrul'un rafı ayrı. Herkes kendi katını biliyor, alıyor. Ali'nin dolabında bir şey eksik olsun. Hemen Kaan'ınkinden giyiyor. Bazen toprağınkini giyiyor. Şuralardan gödek menekşe gibi bacaklarından nasıl yukarı çıkıyor. Ay bu Ali var ya öyle bir komik ki anlatamam size. Biraz kayınbabamdan da almış herhalde oyunu. Biraz babamdan. Biraz da eşimden mi diyeyim. Şu çorap şurada dursun. Ne? Bak katladığım kıyafeti götür bunu dolabına böyle koy güzelce. Benim dolabıma değil kendi dolabına. Bak benim dolaba koymak. Bak bozuyorsun. Kurutma makinesine attım ama bir de çamaşırları pamuk gibi çıkartıyor. Dışarıda biraz kurduğumuz sertleşiyordu ya. Ama genellikle yağmurlu havalarda dışarıda kurutmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu da Kaan'ın. Şöyle pantolonlar astarlı içi falan çok zor kuruyordu. Bu tarafından asıyordu. Bu sefer bu tarafı kurumuyordu. Bu Ali'nin. Ne oldu? Bu arada koltuklarıma halım uymadı ama kullanacağım arkadaşlar. Şu an için değiştirmeyi düşünmüyorum. Bir an önce şu evden hayırlısıyla kurtulmak. Yine buna şükür arkadaşlar. Hiçbir zaman isyan etmiyorum. Olamayanlar ne yapıyor? Bir de olamayanları düşünmek gerekiyor. Orada kalsın. Başörtümü katlayacağım. Katla hadi. Allah'ım her isteyene hayırlı ev, hayırlı komşular versin. Ama ilk önce sağlık versin. Her zaman bunu diyorum. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. İki gün öncesi gece yine kıvrandım ben. Bende intihaplı romatizmam var. Ne var? Belli değil. Sıcak su, soğuk su. Yürürken bile ayak kemiklerim şey oluyor. Kemik erimesine de az kalmıştı. Kaslarım güçsüz. Bir randevu alıp gideceğim. İhmal etmeyeyim. Sokağa çıkma yasağı gelmeden. Gerçi hastaneye gidenler gidebiliyor da. Öyle şey var. Bu biraz büyük katladım. Şöyle yapayım. Gideceğim tekrar. O daha öncesinde doktor bana sormuştu. Sıcak sudan mı soğuk sudan mı oluyor diye. Bilmiyorum dedim. Ben de emin değilim. Annemlerdeyken işte Ankara'dayken sıcak sudan. Aşırı şekilde hemen morarma oldu. Çok kaynar akıyordu. Annem ki güneş sistemi ya. Yukarıdan çatıdan hani güneş sistemi oluyor. O da aşırı kaynar oluyor ilk çıkan su. Bazı takipçiler bilir. İşte gitmem gerekiyor. Sanki buralarım var ya dayak yemiş gibi nasıl acıyor. Felaket acıyor. Şunları da yüksek ayara attım. Hemen lastik kısımları çıkıyor arkadaşlar. Elimi acıtmadan kopartabilirsem. Ha. Sökül.
Sökül sökül. Heh. Şimdi şunu şöyle alayım. Birazdan ben videomu sonlandıracağım. Çok uzun olsun istemiyorum. Diyete devam ediyor musun diye soranlar var. Virüs atlattık çok şükür. Bakın hemen açıldı burası. Şeyinden gitti. Diyete devam etmiyordum ama iştahım kesilmişti. Şu an diyete başladım ama sağlıklı kontrollü bir şekilde yapmaya çalışıyorum kendim. Diyetisyenin verdiği listeye göre arkadaşlar. Herkesin bünyesi farklı. Şunu yapın, bunu yapın desem yalan olur ama diyetisyensiz de verenler var. Daha öncesinde ben diyetisyensiz verdim yediklerime dikkat ederek. Protein, yeşillik falan işte sağlıklı bir şekilde spor yaparak dudaklarımı veriliyor. Yeter ki isteyin yani. İstedikten sonra veriliyor kilo. Yani böyle canlar. İşte bir kansızlık şey olduğu için o beni zorluyor. Bana diyorsunuz kes ne oldu Özlem? Kes ilaçla arkadaşlar bakılacak. Duruma göre işte. Tekrar randevu alıp gideceğim. Toprak kendi kıyafet. Bak bozmuşsun ama getir onu. Bak bozdu. Katladığımı götürüyor. Böyle canlar. Şimdi ben bunlar çamaşırlarım bitti. Az kaldı. Yerlerini yerleştireceğim. Ben artık videomu sonlandırayım. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuştur canlar. Yemek yapacağım mutfağa geçip de akşam yemeği ne yapsam diye kara kara düşünüyorum. Dur şurada dursun. Burada Ertuğrul Paşa'nın. Evet bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın canlar. Gel bir kapanış yapalım. Bay bay. Gülcan teyze arıyor.